Merhaba arkadaşlar Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher Alt tire, Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Kova burçları bu dönem kafasındaki düşüncelerin bir netliğine kavuşmaya çalışıyor. Özellikle aile konusunda üç vakittir beri yani son 3 yıldan beri sıkıntı yaşadığı konularla ilgili bir çözüm bulma e, savaşı veriyor kendi içinde. Ama burada asıl e, sebep olaylara bakış açınızla alakalı çünkü bir düzen kurmadan ziyade daha çok e, bu düzeni oluştururken kendi hükümdarlığınızı kurma çabasındasınız. Bu e, biraz dengelere alt üst ediyor. Yani kendinizi de ön plana almaya çalıştığınız bir süreç var ama burada denge sağlamanız gereken bir süreç gözüküyor. Nankörlük yapan bir kişiyle ilgili kendisine zarar verdiğini, onun da e, kendine ait sıkıntılar yaşadığını duyacaksınız Evinizin içerisinde üç ayrı yerden gelecek olan kısmet var ama daha çok bu dönem geçen aylardan sıkıntı yaşadığınız, ödemeler konusunda dengesizlik yaşadığınız gözüküyor. O yüzden küçük çapta bir ekonomi sıkıntısı çektiğiniz var ve bu konuyu da düzene bindirebilmek için geçmişteki yaptığınız bir şeyin tekrar yapılması durumu gözüküyor. Burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü geçmişte buna benzer bir şey yaptığınızda e, maddi anlamda sıkıntıya düşmüşsünüz. Şimdi aynısını tekrar etmek sizi yine o sıkıntıya sokabilir. Ama bu dönem e, yapacağınız şeyin daha derinlikleri çıkacaktır. O yüzden çıkmak kolay olmayabilir. Atınız var, muradınızı vereceksiniz ama şu da var ki özellikle sağlık konusunda kendi sağlığınızı da ihmal ettiğiniz bu dönem aile konusunda da insanların hani e, özellikle çocuklarınızın sağlığı konusunda endişe edeceğiniz bir süreç gözüküyor. E, bu konuda biraz tedbir almanız kendinizi de e, bu koşullarda biraz steril tarzda tutmanız daha iyi olacaktır. E, şimdi bilim dünyası ile ilgili bu dönem daha çok araştırmalarınız var özellikle yeni araştırmalar söz konusu. Hani e, biz diyoruz ya uzaylılar meselemiz gündemimizde gelecek. Sizin de böyle bir durum var. Hani olmaz dediğiniz şeylerle yüzleşip bunları kabul etme süreciniz var. Yani en uçtaki düşünce uzaylılar mı var? Evet, onu bile kabul etme durumunuz söz konusu olabilir. 3 rakamı ile alakalı sevineceğiniz bir haber alacaksınız. 4 ayrı yerden küçük miktarlarda para girişleriniz olacak. Bir de korktuğunuz bir şeyle ilgili ferahlığa çıkacaksınız ama bu geçmişteki bir ilişkinin düzeltilmesi konusunda 7 rakamı çıkmış. Ayın 7'si ile ilgili sevineceğiniz bir olayın e, gündeminize gelmesi veya son 7 ayda sıkıntı yaşadığınız ilişki ile ilgili tekrar düzeltme çabanız da söz konusu olacak. Burada e, bunun zamanlaması çok sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Hani evet geçmişten bu Merkür'ün gerilemesi döneminde insanların geri dönüşleri var. Eski sevgililer, eski aşklar, eski evlilikler konusunda gündeminiz yoğun olacak ama buradaki kişi veya birleşme e, konusu sizin için çok da olumlu olacağı anlamına gelmiyor. Aksine bir nevi e, daha büyük boyutlarda sorun teşkil edebilir gözüküyor bir iş konusunda yatırım yapmak istiyorsunuz fakat bu yatırım yapmak istediğiniz şey konusunda çevrenizden iki kişiden destek bekliyorsunuz bunların gelmesi pek mümkün değil çünkü onların da kendilerine ait maddi sıkıntılar var aile içerisinde bu konuda destek bekliyorsunuz bir miras konunuz gündeme gelecek aile içerisindeki bir kişinin sağlık konusu gündeme geleceği için bu iki konunun da uzağında kalmış olacaksınız. O yüzden şu dönem iş kurma konunuz ertelenmek durumunda kalabilir. Evinizin içerisinde dört tane ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Bu anlamda kısmetler konusunda çok yoğun bir girişleriniz olacak. Hem maddiyat konusunda hem de manevi anlamda etrafınızdaki insanlarla ilgili yeni insanlarla ilgili tanışma süreciniz de bu dönem olumlu olacak fakat sizin insanlara karşı e, hem güveniniz olmadığı için hem de tekrardan bir insana tanıyıp yeniden bir zaman kaybetmek istemediğiniz için bu dönem karamsar olabilirsiniz bu karamsarlığınızdan çıkmanız daha doğru olacaktır çünkü e, insanlar kolay kolay bu tür fırsatları her zaman eline geçiremez e, Temmuzla Eylül arasındaki dönemde zaten ilişkiler anlamında e, düzenleyici bir süreciniz vardı. Bence o fırsatı da kullanmanız gerekiyor. Çünkü daha sonrasında sadece maddiyat konusundaki olaylar gündeminizde olacak ve e, yanınızda yer almasını istediğiniz kişiyle ilgili. Bu dönem iyileştirici bir süreci kullanamazsanız bir daha bu fırsatı yakalayamayabilirsiniz. Şimdi ee, karmaşık bir olay zinciri var aslında. Her birisi birbiriyle bağlantılı hem ilişkiler konusunda hem parasal konuda sanki sınav verdirir gibi gözüküyor burası. Haklısınız da. Ama e, şu var. Bir para konusu geldiğinde bir de ilişki konusu gündeminize gelecek. Bu da demektir ki birisini de e, düzeltirseniz diğerine de e, düzeltme çabanız var ya da şansınız var diyelim. Bu konuda 7 rakamı, 3 rakamı ve 11 rakamı sizin için önemli olacak. Bu tarihlerde özellikle aile büyükleriniz ilişkiler konusunda size ön ayak olabilir. Bunu bir nevi hani garantilemek için veya diyorum ya bu dönem kova burcu kendisini salma hani her şeyden uzaklaşma çabasında belki bu dönemde aileden bu konuda fikir birliği içerisinde olması onun bir nevi bir sorunu bitirmesi anlamına gelir. Kova burcu zaten bu dönem mantığıyla hareket etme durumunda aşk konusu evet gündeminde olsa da şu da var ki e, bu konudan da çok dili yandığı için artık kimseye aşık olmak istemediğini de söyleyecektir. Deve yüküyle kısmetiniz var ama bunun e, özellikle kafanızla ilgili baş bölgesi, beyin bu dönem ağrılar çok fazla olacak. Sağlığınız konusunda evet e, daha öncesinde kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da aileden genetik bir yatkınlığınız varsa bu dönem tansiyon, baş ağrısı, e, beyin damarları ile ilgili sürecinize dikkat etmeniz gerektiği gözüküyor. En azından bir doktor kontrolünden geçerseniz iyi olacaktır. Şimdi burada geçmişteki bir korku ile ilgili yüzleşme yapacağınız bir ki de ilk defa kendinizin de bu konuda suçluluk duygusu hissedeceğiniz bir durum var. Kolay kolay suçluluğu kabul etmez kova burcu ama bu dönem yapılan bir şeyin hata olduğunu da görme durumu var bu hatayı kabul ettikten sonra bir taşınma veya bir yer değiştirme durumu olacak. Bu yer değiştirme kendisi için daha olumlu olacak gözüküyor. Üç tane ayrı yerde imza atacağı konular var. Bu üç tane imza kendisi için iyi olacak ama iş konusu özellikle ayın 11'inden sonra gerçekleşecek gözüküyor. Evet kova ve yükselen kovalar için Eylül ayının ilk 15 gününde kapının ağzında bazı engeller var bu engeller sizin fikirleriniz olarak gözüküyor çünkü yapmak istedikleriniz konusunda hala karar vermiş ve net bir karara varmış değilsiniz. Bu anlamda evlilik gündeminizde olacak bu evlilik konusu hani öyle ya da böyle olsun deyip kapatabileceğiniz bir konu olarak da gözüküyor. Aynı zamanda nazar konusu da gündeminizde bekliyor. Üç tane ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var ama yeni evlilik konusunda kendinizi hani sadece ilişki anlamında bir şeyleri yaşayıp kendinize yeni bir yuva bulma anlamında düzene sokacaksınız. Sonrasında hanenizin bolluk ve bereket içerisinde olması durumu var. Bu da size iş ve kariyer anlamında en azından yeni bir düzen sağlama ya da daha rahat bir ortamda çalışma süreci sağlayacak olarak gözüküyor. Bunu da ikili bir vakit içerisinde yapacaksınız. Belki iki e, ayın ikisi veya iki hafta içerisinde gerçekleşecek olan bir süreçte. Sonrasında tabii ki gördüğünüz gibi son noktalarda ayın tam ortasına geldiğinde elinize üç parça halinde para girişi var. Sonrasında e, kalben istediğiniz bir şeyin gerçekleştirebilmek için bu paraları kullanacaksınız. Nazar konusu gündeminizde olacak. Bu dönem nazardan dolayı sağlık anlamında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü e, bu dönem özellikle ayak ve ellerle ilgili sıkıntı veriyor burası. E, bu konudan dolayı dikkatli olmanızda fayda var. Hanenizi temizliğe, aydınlığa çıkarabilmek için zamana ihtiyacınız var. Bol kısmetli, bol e, paralı bir döneme gireceksiniz. Ama bundan önce de şu nazar konusuna geldiği gibi gitmesine engel olmak için bir çaba sarf etmeniz daha iyi olacaktır. Evet, kova ve yükselen kovalar için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.